Evet geldik artık astar ve e, sonrasında çantayı birleştirme aşamasına şimdi parçalarımızı hazırlamıştık hatırlarsanız bundan iki tane yapmıştık bundan bir tane yapmıştık şimdi astarlamada bu çantada mutlaka bir kalıplı hat kullanmak zorundayız O zaman ne yapacağız ya bir keçe ya da bir kanvas uygulaması yapmamız lazım çantamızın dik formunu vermek için. Ben kanvas kullandım elimde şu an bu var ama e, bence keçeyle de çok daha e, iyi olur. Çünkü kanvas ne yazık ki şöyle bakın çok yumuşak bir kanvasmış elimdeki e, ne yaptım hemen onu anlatayım. Yan parçalarına göre e, kanvas kalıplarımı çıkarttım sonra bunu da... E, Astarlarımı bakın iki kat bu sefer ipek astar kullanıyorum bu çantaya daha çok yakışacağını düşündüm bu saten görüntüsünün çünkü şık bir çanta yapıyoruz siz dilediğiniz gibi astar kumaşı kullanabilirsiniz iki kat olacak çünkü bu böyle yastık kılıfı gibi düşünün içine girmesi lazım çantamız delikli olduğu için hem burada hem de içeriden kanvasın görünmesini istemiyorum o yüzden parçalarımı bu şekilde Bakın iki tane bundan hazırladım. Aynı şekilde bir tane yatay cep kullanacağız bu çantada. Bir tane cep için astar e, ayırdım. Bu cep olacak. Dikerken yine göstereceğim. Şöyle bakın. Bir de büyük parçamız var, büyük kanvasımız var. Şu an büyük kanvasımı bulamıyorum. Neyse, e, o büyük kanvası koyarak da gövde için yine astarımı bu şekilde hazırladım bakın görüyorsunuz iğneledik çizdik şimdi üç parçayı da cebi nasıl çalışıyorduk hemen onu da anlatayım cebimizin şu temiz kısmı iki kat cepte şu ağız bu ağza gelecek öncelikle yine mantık olarak şöyle iki katlı çalışıyoruz ceplerimiz güzel olması için bunu bu şekilde koyduk. 1 2 3. Şöyle şu kadar bir kısım bırakıyoruz çevirmek için. Daha sonrasında bu bıraktığımız yerden astarımızı çeviriyoruz ve daha sonra çantaya üç kenarından monte ediyoruz. Bu şekilde çok daha düzgün cepler elde edebilirsiniz. Çünkü bunları böyle kenar çevirmesi falan yaptığınız zaman ister istemez o dilediğimiz görüntüyü kaybediyor. Hem de burası tek kat kaldığı için daha cılız oluyor. Dediğim yöntemle daha güzel cepleriniz olacaktır. Şimdi bütün parçaların iki tarafını bir uzun bir kısa kenarını makinede dikeceğiz. Sadece neresi kalacak kısa kenarı kalacak. Buradan da kanvasımızı içeriye sokacağız. Sonrasında bunu e, şu şekilde şöyle içine doğru kıvıttırarak. E, zaten çantaya makinede dikeceğimiz için. Yani ben öyle yapacağım. Siz dilerseniz elinizde de dikebilirsiniz. Tabii ki de e, o aşamada hem burasını da bastırmış olacağız. Dilerseniz hemen makine aşamasına geçelim. Evet şimdi başlıyoruz. Yine annem bana yardım ediyor. Görüyorsunuz bir tarafını bıraktık. Şimdi diğer iki kenarını Çevireceğiz. Ama köşelerini birer şöyle üçgen şeklinde. Anne şurada yapar mısın? Şöyle üçgen şeklinde köşeleri kesiyoruz ki çevirmesi kolay olsun diye. Şurada yapayım. Evet şimdi içine yerleştiriyoruz. Ama öncesinde ütüledik çevirdikten sonra ütüledik çünkü bir daha ütüleme şansımız olmaz kanvas koyduğum için dilerseniz yapışkanlı telalar var kalın ama elyaf tela gibi onlarla da yapabilirsiniz Keçim. keçeler var şimdi o kalan ağız kısmını bu şekilde içine kıvırdık tutturuyoruz tekrar hatırlatıyorum diktik e, dikti kaslarımızı sonrasında mutlaka çevirdik, ütüledik. Şöyle ışıkta göstereyim. Bakın ütüledik. Sonrasında kanvası içine yerleştirdik ve bu şekilde ağzını hazırladık. Şimdi bunları birbirine makineyle dikeceğiz. Kenarından nasıl dikiyoruz? Hemen onu da gösteriyorum. Şimdi öncelikle cebimizi de aynı şekilde hazırladık. Çevirdik. Bakın ütüledik. Şimdi burada yerini ayarlıyoruz. Yerini de nasıl ayarlıyoruz? Biliyorsunuz bu çantamız mesela şöyle kıvrıldığında iki örnek öne gelecek. Bir örnek alta gelecek. iki örnek arkaya gelecek. Kapağa bir örnek gelecek. Çantanızı örneği koyun. E, örneğin üstüne koyun. Tam o gövde kısmı neresi ise arka bakın burası kapak. Kapağın hemen altındaki kısma bu şekilde iğneledik. Şimdi e, cebimizi üç tarafından buraya tutturacağız. sonları sağlam olsun diye de geri dikişte ağız kısmını da bu şekilde astarını bitirmiş olduk. Normal astarda yani normal dak kumaş kullanıyorum biliyorsunuz. Dak kumaşlarda kayma olmadığı için sıkıntı olmuyor. Ama burada saten e, formatı ipek astar kullandığımız için e, kayma yapmasın diye öncesinde ağzını tutturduk. Sonra bakın bu şekilde çantaya teerledim. Şimdi direkt artık makinede dikmeye başlayacağız. Bu yöntemle astar yapmak gerçekten çok kolay. Ha, dilerseniz siz bunu kutu formatında astarı önce hazırlayıp bu parçaları birleştirip sonra içine takıp dik edebilirsiniz. Ama o zaman tüm aşamalarını elinizde dikmeniz gerekecek. Başlayabilirsin anne. Kanvas olduğu için içinde bazen takılabiliyor. şekilde diğer parçaları da astarlayalım. Daha sonra artık birleştirme aşamasıyla devam edeceğiz. Evet, geldik şimdi birleştirme kısmına. Şöyle görüyorsunuz bir tarafını ben birleştirdim. Şimdi bu tarafını birlikte birleştireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ne? Tam şu şekilde uç uca denk gelmesi gerekiyor. E, çantamızın burada kriterimiz şu olacak. Bakın göstereyim hemen. Burada iki tane çiçeğim. Bakın iki çiçeğin ortasından. Çünkü bir çiçek kapak olarak ayırıyoruz. Şu orta. Bakın şuradaki e, iki tane uzun direğin tam ortası var ya. Burası bizim mutlaka ve mutlaka başlangıç noktamız. Bakın buraya tığımı geçirdim. Yine aynı şekilde buraya geldim. Burada da tam köşe noktasını alıyorum. Bakın şöyle şurası. Benim buradaki tam köşe noktam. Girdim buraya. İpimi ne yapacağım? İpimi alttan vereceğim. Şöyle. Pardon özür diliyorum. <laughs> Yanlış parçaya geçirmişim. Bakın burada sayıyorum. 1-2-3 Dört beşinciye geçirmem gerekiyor. Buradaki beşinciye geçirdim. Bakın görüyorsunuz. Bunun bir lobundan girdim, bunun bir lobundan girdim. Şimdi ipimi alttan çekiyorum. Önce bundan çıkarttım, sonra bundan çıkarttım. Bu şekildeyken önce bir bekliyorum. Sonra tekrar yanındakine girdim. Sonra yukarıdakinin yanındakine girdim. İpimi alttan çektim ve bu şekilde ilmek kaydırdım. Şimdi bu ipimi alttan çekip şuraya sıkıştırıyorum. Tekrar yanındakine, yanındakine girdim. Bakın ilmek kaydırdım. Yanındakine girdim. Şöyle göstereyim. Burada da yanındakine girdim. Hep bir lobunu alıyorum. Bakın birbirine bakan loblarını ilmekleri alıyorum ve bu şekilde ilmek kaydırıyorum. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Ben genelde motifleri olsun, bu şekilde çantaların köşelerini olsun hep bu yöntemle birleştiriyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki biz bunu dikebilir miyiz? Evet isterseniz dikebilirsiniz. Ancak şimdi ben neden dikmedim hemen onu söylemek istiyorum. Bu bir e, yumuşak yerli rafya. Biliyorsunuz yerli rafyalar yumuşak ama çabuk kopma yapan ipler. Ve iğne ile her delikten geçirişinizde ipiniz biraz inceliyor ve yıpranıyor. Bu sefer de daha dayanıksız bir hale geliyor. Ben bunu eğer ki bütün astarlı yapmış olsaydım yani içine e, kutu astar hazırlamış olsaydım sıkıntı olmazdı. Ama bu şekilde parçalı astar hazırladığımızda bu köşedeki birleştirmelerimizin iyice sağlam olması gerekiyor. Ama makrome vesaire gibi başka iplerle yaptığınızda e, bu çantayı kesinlikle dikmede yapabilirsiniz. Dikme yöntemi gayet şık duruyor bu çantada. Evet bu şekilde. Şimdi köşeye kadar geleceğim. Köşeye geldikten sonra bir sayacağım. Bakacağım bir. Yani sayacağım derken şöyle söyleyeyim. Göstereceğim şimdi size. Bakın bu örnek. Şöyle göstereyim. Buradaki iki çiçek. Ve şu iki çiçeğin tam ortasındaki nokta. Yani bakın tam şurası benim burada ne, ne olması lazım? Tam buradaki köşeme denk gelmesi lazım. Yine aynı şekilde döndürdüm. Bu köşede buradaki bakın iki çiçeğin arasındaki köşe noktası. Bunun da buraya denk gelmesi lazım. Sonrasında da bu üç noktaların da yine birbiri ağzına gelmesi lazım. Bu şekilde ne yapıyorum? Eğer ki buraya geldiğimde bir sayacağım. Yani şu noktadan şu noktaya ve bu köşeden bu köşeye sayacağım. Eğer ki fazlalık varsa aralarda yedirme yapacağım. Ee, şu kısmı birleştirirken yani alt tabana geldiğimizde ama yan tarafta böyle bir işlem yapmadığımız için şimdi dilerseniz ben sıra sonuna kadar hemen ilmek kaydırmamı yapıyorum ve geliyorum. Evet geldim şimdi köşe noktaya. Bakın şuradaki köşeyle şöyle göstereyim. Şu bakın tam iki yine çubuğun birleştiği yer. Buradaki köşeyle tam buradaki köşe şu anda burada denk. Bunu yaptım ve bıraktım. Şimdi sayma zamanı. Çünkü aynı köşeleri burada da tutturacağım. Bakın yine bir çiçek sonrasında görüyorsunuz iki çubuğun arası. Şimdi bunun tam köşeye denk gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde bakın bunun da köşesi tam burası. Bunun da köşesine bir ilmek tutturucu koyuyorum ve şimdi saymaya başlıyorum. Bu köşeleri saymayacağım. Sadece arasındakileri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane. Şimdi bir de bu arayı sayalım. En son şuna batılmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Bakın kaç fazlamız var? 3 fazlamız var. O zaman bunun birini köşede, birini bu köşede, bir tanesini de şöyle ortada yedirelim. Böylece tam denk getirmiş oluruz. Şimdi köşede yedirmeyi nasıl yapıyorum? Hemen onu göstereyim. Şimdi fazlalığımız nerede? Bu parçada. Bu parçadaysa o zaman burada tekrardan aynı deliğe giriyorum. Burada ise yanındakine giriyorum. Böylece tam köşede bu şekilde bir yedirme yapmış oluyorum. Sonrasında devam ediyorum bakın. Yanındaki yanındaki Yine aynı şekilde. Yanındaki yanındaki Şöyle alalım. astar olduğu için o yüzden ilmekleri çıkartmakta birazcık zorlanıyorum. Evet devam ediyorum. Bakın sıra sıra her bir ilmeğe bir ilmek olacak şekilde Şimdi tam ortaya geldiğimde tam orta neresi bakın şu iki çiçeğin tam ortası. Şimdi bakın geldik. Burada ne yapıyorum? Yine aynı mantık. Şimdi ilk olarak buraya battım. Buraya battım yaptım bir ilmek kaydırma aynı yere tekrar giriyorum ama burada yanındakine giriyorum Bak, burada yanındaki ilmeğe giriyorum buraya da bu şekilde bir tane ne yaptım yedirmiş oldum yanındakinden devam ediyorum Şimdi bu dediğim işlemi nerede yapacağım? Yine aynı şekilde bir kereye mahsus köşede yapacağım ve sonrasında bitene kadar ilmek kaydıracağım ee, Dilerseniz hepsini bitirelim artık çantamızın bu kısmını tamamlayalım ve sap detayına hemen geçelim Evet bitirdik şimdi ağız kısmına geldik artık burada ipimizi kesiyoruz ilmeğimizi çıkartıyoruz bakın tam tamına ee, geldi. Bu noktada artık ipimizi gizleyeceğiz. Gerçekten bayılacaksınız bu çantaya. Yani bir çanta nasıl bu kadar albenili olabilir diye Şöyle bakın herhangi bir yerden şu şekilde kendimi nereye atıyorum? Gördüğünüz üzere sık iğnelerin olduğu yere atıyorum hemen kendimi. Çünkü orada gizleme yapacağım. Şuradan sık iğnelerin içine gireceğim. Şu tarafa gideyim. Burada dikişte olduğu için biraz zorlanabilir evet bakın bu şekilde ağzını kapattım ve ipimi gizledim Şimdi bu çanta aynı şekilde şurada da var bir ipim onu da gizleyeceğim. Bu çantayı çift kullanımlı yapacağız. İki beğendiğim tarz var. Bakın hem bunu bu şekilde şöyle şu şekilde kapaklı yapacağız. Hem de şu formda çok güzel görünüyor çantalarda. Bakın bir de şu şekilde kullanımlı yapacağız. Yani bu çantayı bitirdiğimizde iki farklı şekilde kullanabileceksiniz. Yani eee... <laughs> Böyle yaparken yine şekillenen bir çanta e, gittikçe güzel olmaya başladı, gittikçe güzel olmaya başladı. Acaba nasıl olacak diyordum. Astar her şeyi değiştirdi. Astarlanışı. E, şimdi de bakın düzgün bir şekilde birleştirdik. Hemen şöyle kenarlarına ilmek kaydırmalarını düzeltiyoruz. Bakın kalıp gibi bir çantamız olmuş oldu. Hemen dilerseniz bunu kenara çekiyorum. Artık işimiz nelere kaldı? Aksesuar kısımlarına kaldı. Yani çıt çıtlarımızı hazırlayacağız. Ee, daha sonrasında sap kulplarımızı hazırlayacağız vesaire. Bir sürü daha çok işimiz var ee, sap detayıyla ilgili. Ama ilk o şimdi ben artık e, bir şöyle tutma sapı el tutma sapı yapacağız bu çantaya hemen onu hazırlamaya başlamak istiyorum Şimdi e, çok farklı farklı bir sürü yöntemler var sapla ilgili ama e, ben hiç o saplara girmeyeceğim ve bu çantamıza normal klasik silindir şeklinde sap yapacağız çünkü kovan takacağım uçlarına bu çantamda Evet şimdi sihirli halka ile başlıyoruz kovanın içine koyacağım için ucunun böyle küçük daralmasını istiyorum Hatta şöyle bile yapabiliriz. Şöyle 3 milim tığ alayım ki başlangıcı iyice böyle küçük olsun ki kovanın içine rahat bir şekilde sığdıralım. Hemen sık iğnelerimi yaparak devam ediyorum. 3 tane oldu. 4 5 bir yandan küçültelim şöyle. 6 7 ve 8. Sekiz. 8'li gideceğim bu sapta. Devam ediyorum. Bakın ilk yapmış olduğum sık iğnenin içine giriyorum ve yine buraya sık iğne yaparak devam ediyorum. Artık spiral şekilde gideceğim için şöyle dışa doğru döndürtelim. devam ediyorum bakın bu şekilde istediğim tutma sapını elde edene kadar gideceğim şimdi şöyle biraz içten gidiyorum bunun sebebi de ilmeklerin birbirine yakın olsun diye çünkü şu an dıştan gidersem ilmek tepelerim biraz geniş oluyor Evet. Şimdi artık bakın bunu şimdi güzelce bir sıkıştıralım. Biraz daha küçültelim. Tabii koparttık hemen. İşte kastettiğim olay buydu. Yumuşak yerli rafyanın ne yazık ki böyle bir sıkıntısı var. Şimdi hemen bunu tersine döndürüyorum. Ve şöyle içe büküldü ya. Yüzünün dışında olması lazım. Bu çok önemli. Ters görüntü hoş gözükmüyor. O yüzden mutlaka örgüyü çevirin bu şekilde. Artık bakın şöyle dikkat edin. Şöyle sıkıştırıyorum. Şöyle döndürüp bakın şöyle sıkıyorum ki şu yakınında kalsın ilmek ve bu sayede de şu görmüş olduğunuz ilmek tepelerim genişlemesini istiyorum. Evet dilerseniz. Evet bu şekilde dönerek devam edeceğiz zaten. Kovanı da bir göstereyim size. Kastettiğimiz şeyine nereye takacağız? Bakın şöyle göstereyim. Kovanlarımız bunlar. Bunu şu içine bunu güzelce sıkıştırıyoruz. şu şekilde içinden yaparsanız çok daha kolay bir şekilde sıkıştırabilirsiniz. Evet. Bakın döndüre döndüre ittire ittire içine bu şekilde geçirdim. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi vidalarımız var. Bu vidalarımızla bunları buraya güzelce sıkıştıracağız. Bu örgünün içinden geçiyor. Bu sayede güzelce bunlar saplanmış oluyor örgüye ve çıkmamış oluyor bu şekilde. Evet. Onları bakın ucunda küçük minik bu saat tornavidaları gibi tornavidalar oluyor ya onlarla güzelce bunu sıkıştırabilirsiniz bakın şu şekilde açılıp kapanır ee, halkaları da var bunu ne yapıyoruz aynı zamanda şu şekilde yani şöyle takacağız bunu taktığımızda şöyle bir e, ovallik istiyoruz o yüzden istediğimiz boya gelene kadar bunu örmeye devam edeceğiz. Şimdi artık dilerseniz 3 milimle e, devam edelim böyle daha sıkı sıkı bir örgüsü olsun çantamızın. Şimdi bu aşamadayken ben sokmanızı tavsiye ediyorum. Neden derseniz çünkü bu şekildeyken biraz önce gösterdiğim gibi içinden böyle bastırarak sokuşturabilirsiniz. E, sonra ileriki aşamada içine katmanız daha zor olabilir. Bu yöntemle daha kolay bir şekilde içeriye ittirebilirsiniz. Herhangi bir şekilde örmenize zaten engel değil. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim. E, sonrasında aynı şekilde ağız kısmını e, daraltacağım biraz içine rahat bir şekilde girebilsin diye. Sonra diğer kovana takacağız. Ve bu şekilde çantamızın sap kısmını bitirmiş olacağız. Dilerseniz ben hemen sapını bitiriyorum ve geliyorum. Burada tekrar söylüyorum bu e, hapishane işi dediğimiz yöntemi kullanabilirsiniz. E, başka farklı e, yöntemler var. Böyle sadece dıştan dışta işten işten örülen onlardan kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Tercihinize kalmış. Ben normal standart bu sık iğneyi yapacağım. Hemen örüp geliyorum. Evet, şimdi geldik. Bitirdik artık. Şöyle çıkarttım. İpimi iğneme geçiriyorum. Ve bunu şu şekilde şu ilmeklerimin dıştaki loblarından geçirerekten ağız kısmının kapanmasını sağlıyorum bu şekilde. Evet. Şimdi bunu şöyle herhangi bir yerden çıkartalım. reçete. Evet. Bakın görüyorsunuz. Şimdi ne kadar yaptık? Hemen onu da söyleyeyim size. Evet. Şöyle kovandan sonraki kısım ölçüyorum. 20 santim diyebiliriz. 20 santim. Şu kısmını da toplayınca birazcık uzamış. Ama ama bakın unutmayın kovandan sonraki kısım 20 santim. Şimdi aynı diğerine taktığımız gibi bakın bu şekilde ucunu bu hale getirdiğimizde çok daha kolay bir şekilde takabiliyoruz. Şöyle sırasıyla sık iğneleri içine ittire ittire Evet, artık sonuna kadar dayandı. Hemen gösteriyorum şimdi. Bakın şöyle küçük elimde minik bir tornavida var. Çok kolay vidalaması. Örgü iyice saplandığı için de son derece sağlam. yerinde takıyorum bu şekilde sapımızı bakın görüyorsunuz hazırladık. Son derece şık bir sapımız olmuş oldu. Şimdi bunu çantaya monte edeceğimiz şöyle aparatlarımız var. Bakın görüyorsunuz. Dilerseniz böyle dilerseniz bu şekilde aparatlar kullanabiliyorsunuz. Ee, ben çantanın üstü için bunu daha uygun buldum, o yüzden bunu takacağım. Vidalıdır, bakın yine aynı şekilde vidalarımızı çıkartacağız, istediğimiz yere getirip tam o noktaya monte edeceğiz. Bakın bunlar da çok gene çok şık küçük, özellikle küçük çantalarda e, bu yan askıları takmak için kullanabilirsiniz bu tarz aksesuarları. Şimdi çantamızın görüyorsunuz dedik ki çift kullanımlı diye. Şimdi iki türlü kullanım şekli var. Bir tanesi bu şekilde dedik, bir tanesi içine saklayarak dedik. Ama burada bizim için önemli olan nokta ne? Bizim bunu takacağımız doğru nokta. Dilerseniz hemen yapalım. Çıkaralım vidalarımızı. Şöyle bir tekrardan bakalım. Sanki tam şu şurası iyi gelecek yani o boşluğun e, tam şu kes, kesişim yeri değil de hafif şöyle bir önü çünkü öne kapattığımız zaman burası arkada kalmasın şuraya şu boşluğa takmamız bence iyi olacak şu şekilde şuraya takmamız gerekiyor. Dilerseniz ben iki tarafı takayım sonra vidalarını e, geçireyim ve artık e, saplarımızı Bitirme aşamasına gelelim. Şimdi bir diğer sap olarak da zincir takacağım. Onu da söylemiş olayım. Yani çantamızın hem küçük böyle el sapı hem de uzun e, zinciri olacak. Hemen bu aparatlarımızı takıp geliyorum. E, ama önce sapı takmadan önce şu ağız kısmını birazcık dolaşmak istiyorum. Ancak burada şunu unutmayın. Dolaşırken şu alt kısmı e, Normal böyle yükselti olmasını istemiyorum. Çünkü kapattığımda kapağı kalsın istemiyorum. Ee, bu kısmı normal sadece ilmek kaydırma yapacağım. Buradan sonraki kısımlarını ise ters sık iğne ile dolaşacağım. Önce sık iğne ile başlayalım. Sık iğne ile başlarsak daha rahat olacak. Şu bir tarafından başladım. Bakın buradaki en son birleşim yeri sonraki yer ilmek kaydırmamızı yapalım ilk etapta ondan sonra ters sık iğneye geçelim sırasıyla bakın nereye yapıyorum dikkat ettiyseniz ilmek kaydırmayı altına yapmıyorum göbeğine yapıyorum yani şu dibe değil de tam ortasına batarak yapıyorum ilmek kaydırmamı Burada bunu ters sık iğne yapmamamın sebebi tekrar söylüyorum. Buranın yükselmesini istemiyorum çünkü. Ağız kısmının yükselmesini istemiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar şurayı bir ilmek kaydırmasını yapıp geleyim. Hemen ters sık iğneye birlikte bakın bu şekilde gideyim. Ters sık iğneye buradan başlayalım. Evet geldik bakın sıranın sonuna şu ağız kısmını ilmek kaydırma ile bitirdik. Şimdi artık ters sık iğne yöntemine geçiyorum. Bu ters sık iğne yöntemiyle artık kalan her yeri dolaşıp geleceğim. Bakın bu şekilde buradan burayı da tutturdum. Bu tarafı da tutturdum. Şimdi bir tane sıkıştırıyorum burayı. Uzatıyorum. Bakın hemen yanındakine giriyorum. İlk bu şekilde yapıyorum şimdi. Sonrakileri artık uzatacağım ve birer atlayarak yapacağım. Bakın uzatıyorum. Bir tane atlıyorum. Yanındaki sık iğnenin üzerine atlıyorum. Bakın şunu atlıyorum yanındaki uzattım. Bir tane atladım yanındaki. Şimdi buradan geleceğim. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya derken tekrardan şu başladığım noktaya gelene kadar ters sık iğne yöntemiyle hemen dolaşıp geliyorum. Evet geldim, bitirdim. Bakın burada bu başlangıç ipimle şöyle bir bağladım ikisini birbirine. Şimdi bunları gizleme zamanı. Yine her zamanki gibi bakın şöyle sık iğnelerimin içinden gizliyorum. Önce bir şuradan sık iğnelerimin olduğu tarafa geçip bakın içlerinden şöyle geçiriyorum. Bu şekilde bunu kestim, gizledim. Aynı mantıkla bunu buraya çekeceğim şimdi. Bunu da buradan sık iğnelerin arasından gizleyeceğim. Bakın şöyle göstereyim. Ağzının hemen dalgasını yapınca, bakın duruşu nasıl değişti? Gerçekten çok daha güzel oldu ve böylece şu kenarlarda astarı da bir tık içine doğru gizletmiş olduk. Hani direkt ağzından astar da gözükmemiş oluyor bu sayede. Artık Bakın tüm detaylarını bitirdik. İplerimi gizleyeceğim. Biraz önce söylediğim gibi, şunları takıyorum. Ee, şu katlama tepe noktalarına bunu takıyorum. Zaten bunu taktıktan sonra işim çok kolay çünkü hem bunu takacağım hem zinciri geçireceğim aynı yere. Bu sayede çantamın son dokunuşunu yapmış olacağım. Bir tek ne kalacak biliyor musunuz? Çıt çıtları kalacak. Çıçıtlarda da şöyle bir yol izleyeceğim. E, biliyorsunuz iki türlü çıt var bir dikmeli normal dikmeli çıt var bir de böyle e, geçirmeli çıt var dikmeli çıt çıtın kenarlarındaki o dikiş görüntüsünü e, aslında pek sevmiyorum ama e, bu çanta için sizler daha uygun e, görebilirsiniz. Ben onun yerine Normal geçirmeli çıt çıt kullanacağım elimde o var ee, ama bunu yaparken burayı dikebilmek için iki tane küçük yuvarlak yapacağım bu çantada çift kullanacağım ee, kapak kısmı daha düzgün dursun diye hemen son olarak onu da gösterip artık çantamızın çıt çıt aparatlarında hazırlayıp bitirmek istiyorum. Bakın yine şöyle sihirli halka ile başlıyorum sihirli halkanın içine tam 7 tane bakın sıkıştırdım. 1-2-3-4-5 sıkıştırıyorum şöyle güzelce işte bakın kastettiğim nokta bu ördüğünüzde dayanıklı ama e, bu aşamadayken biraz dayanıksız bir ip yumuşak yerli rafyalar. Bakın görüyorsunuz asıldıkça kopuyor. Bunun önemi yok bu arada. Çünkü ben bunu zaten yuvarlak formda kullanacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane de yapmışız. Hemen 6 ve yedinciyi de bakın bu şırı buraya takıyorum. Yapıyorum. Sık iğnemi de yaptım. Şimdi artık bir üst sıraya geçiyoruz. Spiral şeklinde döneceğim. Şimdi her bir ilmeğin içine çift batıyorum. Bu bir. Birinciyi çiftledim. Yedi tane vardı hatırlarsanız. Bu iki. Bakın ikinciyi de çiftledim. Geldim üçüncüye. Bir. iki Üçüncüyü de çiftledim. Geldim dördüncüye. Dördüncüyü de çiftledim. Beşinci deyim. Beşinciyi de çiftledim. Altıncı dayım, altıyı da çiftledim. Evet, yediyi de çiftledim. Görüyorsunuz bu şekilde. Ne yaptım? Hazırlamış oldum. Ee, burada dikme işini normal iplikle yapacağım. O yüzden artık bunu burada kesiyorum. ve bunu bu şekilde buraya gizleyeceğim. Bakın dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Yine ipin aynı çıktığı yerden bakın tekrardan geriye giriyorum. Umarım net bir şekilde gözüküyordur. Evet. Bu şekilde bakın bir yuvarlak elde ettik. Şimdi hemen gösteriyorum. Bakın şöyle. Zaten deliklerimiz mevcut. Sık iğnelerin o boşlukları görüyorsunuz bu şekilde. Şöyle bunu takıyoruz. Şöyle ipimi de arasından geçireyim. Sonrasında eee bunun tabi bir metal aparatı var. Onu takıyoruz. Ve arkasından pense yardımıyla bunları içe doğru kıvırıyoruz. Ve böylece bakın çok güzel bir şekilde hazırlamış oluyorum. Böylece bunu buraya taktığımızda bakın kötü bir görüntü oluşmamış olacak. Yani çok gayet son derece şık bir görüntüsü olacak. Çıt çıtlarımızın e, o büyük kare çıt yerine bu şekilde Yuvarlak örümler yaparsanız çantalarınızda çok daha kibar ve şık görünecektir. Şu görmüş olduğunuz kısımlardan da çantaya monte edeceğiz. Burada şuna çok dikkat edin. Ee, şimdi özel hem burada burada zaten kanvasa tutturacaksınız ama şu kısma geldiğinizde bunu buraya mesela normalde ben direkt takabilirim aslında, değil mi? Ee, şu şu aparata yani şuradaki örneğe. Ama ne olur bu böyle kalkar. O yüzden bunu buraya dikerken mutlaka hem buraya hem de alttaki kanvasa tutturmam lazım. Ama bunu yaparken de aynı zamanda buradaki astardan almamam lazım. yani içinden de gözükmemesi lazım. Onu da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şu en alttaki astarı e, tutturmadan Şuradaki üst astardan ve kanvastan tutturarak bunları buralara monte edeceğiz. Bir tane buraya bir tane buraya bakın şu ince olanları mutlaka kapağa takın. E, şu ince kısımlarını şu görmüş olduğunuz kalın kısımlarını ise şu alt kısımlara takacağız. E, bu şekilde kastettiğim şey şu bakın bunu istesem ben şuraya montaj veririm direkt. Ama bunu yaptığım zaman e, şuraya tutturmamış oluyorum. Ha şöyle ya da yapabiliriz. İsterseniz göstereyim mesela bunu buraya. Şu şekilde takalım. Bakın şöyle kıvırttırıyorum da aynı zamanda elimle. Daha kolay bir yöntem aklıma geldi. Hiç aparat hazırlamaktansa bunu bu şekilde buraya takalım. Ve sonrasında Bakın geçirdim. Onu şimdi ne yapacağım? Penseyle daha da sıkıştıracağım. Bastıracağım yani şöyle. Sonrasında bunu kanvasa şu kısmı var ya. Şu. Şuradan tuttur verelim. Yani bunun için ayrı bir parça örmemize gerek yok. Aynısından bir tane de buraya takacağım. Sonrasında bunlar burada nereye denk geliyorsa. Şöyle tutacağım. Nereye denk geliyorsa. Şu görmüş olduğunuz kısımları da tam oralara monte edeceğim Dilerseniz hepsini artık hazırlıyorum tamamlıyorum ve finalde görüşmek üzere diyorum Evet bakar mısınız güzelliğine gerçekten efsane bir çanta oldu yani e, yine damga vuracak bir çanta yaptık diye düşünüyorum e, o kadar beğendim ki Böyle son dönemlerde viral olan çok şık çantalar vardı. Bu gül çantalar olsun çiçek motifler. Yani onları e, aratmayacak ve bence herkes tarafından çok sevilip örülecek bir çanta oldu. Marka bir e, çantadan yola çıktık ama tarzını değiştirdik. Bakın dediğim gibi dilerseniz şu kısımlarını şöyle içine katlayıp e, bu versiyonuyla da tak, kullanabilirsiniz. Yani şöyle de kullanabilirsiniz bu çantayı ama ben şu şekliyle çok daha fazla beğendim ve böyle kullanmaya karar verdim. Şöyle göstereyim. Bakın en son nasıl yapacağımızı gösteriyordum hatırlarsanız. Göbeklere bunu taktıktan sonra şuradan bunun kalkmaması için çünkü çıt çıt asıl asılacağı için kapak e, kalkma yapar. Onun kalkmaması için şuradan kendi ipinden astarın ve kanvası tutacak şekilde ama bakın Alttaki görünecek astarı da tutmayacak şekilde diktim. Bu iki par, ikisini de aynı şekilde yaptım. Nereye denk geliyorsa tam o noktalara da görüyorsunuz. Ee, bunları da diktim. Bunları dikerken de yine kanvas ve astarı tutturdum ee, ve aynı zamanda da şu görmüş olduğunuz çiçeklerde denk gelen yerleri de tutturdum kendi e, ipiyle diktim. Şöyle bir zincir kullandık. Bakın çok şık bir e, zincir. Ben bunu metre halinde hazır satın alıyorum. Ucuna şu diğer metrelik zincirler var ya. Bakın bunun halkaları küçük olduğu için onu direkt buraya tutturamadım. E, uçlarına birer tane onlardan geçirdim. Şu görüyorsunuz. Bakın bunu isterseniz tamamen çıkartabilirsiniz. Dilerseniz de bu şekilde ikisi bir takılı olarak kullanabilirsiniz. İstediğinizde bu sapla. E, istediğinizde bu sapla kullanmak istemediğinizde bunu içeriye kaldırabilirsiniz bu şekilde ya da tamamen çıkartabilirsiniz tercih size kalmış bakar mısınız içine kocaman bir içi var inanın şöyle biraz deodoranttır işte gözlük kılıfıdır e, cüzdandır falan attım böyle dibinde kaldılar yani gerçekten hem e, iç hacmi olarak çok kullanışlı bir çanta oldu bakın şunları göstermiştim size aparatları şunu çıkartayım daha net görün. Bakın şu aparatlarımız hazır. Bunu buraya bu şekilde vidayla zaten tutturuyorsunuz. Çok sağlam oluyor. Vidalandığı için. Ben bakın bu şekilde şu formuyla çok sevdim. O yüzden bu şekilde bırakmayı tercih ettim. İçi kanvaslı olduğu için de kalıp gibi bir çanta oldu. Bakın şöyle her yerine bir bakalım. Görüyorsunuz o kadar muntazam ki tertemiz işçiliği, ağız kapatışları her şeyle şahane bir çanta oldu. E, bu benim aynı zamanda Instagram'da 100.000 oluşumu e, sizlere hediyesi diyeyim. E, bu modelle 100.000 oluşumu kutlamak istedim. Dilerseniz hemen e, ölçülerini bir hatırlayalım. Videonun başını kaçıranlar için. Rengi o kadar güzel ki. Tam bir fuşya. Şöyle açayım. Şurayı bir ölçelim. Bakın tabana kadar 21 santim. Şu gördüğünüz kısım. Şurası 22 buçuk. Şöyle açık ağız kısmını ölçecek olursak. Şöyle açık halinde de. Bakın 30, şöyle bastırırsak evet 34 santimde bu şekilde bir eni var hemen kapağımızın eni görüyorsunuz yine aynı 22 buçuk şahane bir çantamız oldu eminim çok seveceksiniz her renge yakışacak bir model her renge şöyle küçük bir iş cebimiz de var böyle telefondur kartınız vesairenizi koymak için şimdiden böyle ee, diğer renklerini gözümde canlandırıyorum. Gerçekten her rengi güzel olacak. Siz başlangıçta zaten e, kolda duruşunu da gördünüz. Nasıl ne kadar şık durduğunuzu durduğunu biliyorsunuz. Ee, çok beğendim. Gerçekten efsane bir model oldu. Buradan bana bu marka çantanın resmini atan e, o kadar uzun zaman oldu ki ismini unuttum. Ne olur beni affetsin. Ama ona buradan çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bu modeli çıkartmış oldum. Dediğim gibi o daha farklıydı. Deriler kullanılmıştı vesaireydi. Tabii ki de yine her zamanki gibi kendi dokunuşlarımı koydum. Ama örnek tasarımı o çantadaydı. Yine değiştirdim. Şu kısımlar değiştirdim. Evet, çok yerini değiştirdim. Ama yine de bu fikri bana verdiği için kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çanta oldu. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Instagram sayfama da hala keşfetmediyseniz Aryalarla Tasarım aynı ismiyle Instagram'da da sizlerleyim. Çantaların çok daha güzel duruşlarını, e, resimlerini, görsellerini, videolarını orada da bulabilirsiniz diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.